Merhaba Aksaray Keşfet Programı seyircileri. Yeni bir bölümümüzle beraberiz. Bugünkü bölümümüzde Selime Katedrali'ndeyiz. Ihlara Vadisi'nin çıkışında bulunan Roma, Pers, Hitit, Asur, Karamanoğulları, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Selime Katedrali'nin hemen karşısında Yaprakhisar kasabasının üstündeki tepeden sizlere sesleniyoruz. Yine manzaramızda Kapadokya'nın simgesi halinde olan peribacalarımız mevcut. Hemen solumdan Ihlara Vadisi'nin bitişi, 14 kilometrelik bir parkura sahip olan vadinin bitişi bulunmakta. Melendiz çayının devam ettiği yerde, solunda ise Doğan Tarla kasabası civarında Mamasın barajımız başlıyor. Bugünkü bölümümüzde Aksaray motorcuları var. Şehirden, şehrin yoğunluğundan sizi özgürlüğe, doğaya en hızlı kavuşturan araç, motorlar. Tabii en hızlı dediysek hız yapmak anlamında değil, bir an önce doğaya kavuşmak anlamında. Fotoğraf yılları kaydeder, motor ise yollarla arkadaşlık eder. Bugünkü bölümümüzde hem motorcularla sohbet edeceğiz, Aksaray'ın kültürel tanıtımına, turistik tanıtımına ne gibi katkılar sağlıyorlar ve fotoğrafla motoru nasıl birleştirebiliriz? Bugünkü bölümümüzde bunlar var. Motor dediğimiz zaman Aksaray'da motor gruplar var mı? Ne durumda? Evet, Aksaray'ımızda 4 adet grup var, motor grubu. Bunlar Aksaray Motosiklet Gezginleri, Yola Çık, Aksarayders ve Aksaray Motor Kulübü. Bunlar kendi grupları, ekipleriyle kimi zaman ise birleşerek turlar, geziler düzenliyorlar. Bu gezilerde kimisi şehir içi, kimisi şehirler arası, kimisi ise uluslararası düzeyde. Bunlarla ilgili bilgiyi Aksaray Motosiklet Gezginleri Grup Başkanı olan Süheyl Yurdumakan'dan alacağız. Onun öncesinde ben biraz size motordan bahsetmek istiyorum. Motor dediğimiz zaman eğer alakamız varsa sadece motor deyip geçemiyoruz. Bunun da çeşitleri var. Nedir? Racingler var, hız motorları. Enduro'lar var, hem toprak zeminde seyahat edeyim hem asfaltta gideyim derseniz. Onun dışında ne var? Chopper'lar var ve Touring'ler, sadece asfaltta giden motorlar. Uzun yol için yapılmış motorlar. Onun dışında bir de Street motorlar var. Bunlar ise NG tarzı şehir içinde kullanılan motorlar. Ayrıca bizim güzel insanımızın kullandığı, işe gidip gelmekte, çarşı pazarı görmekte kullandığı küçük scooter tarzı motorlarımız var. Bugünkü konuklarımızda enduro tarzı motorlar var. Neden enduro motor? Çünkü gezmek istediğinizde bir yeri, bir şehri, bir ülkeyi sadece asfaltlarıyla gezemezsiniz. O yolla, o şehrin toprak yollarına girmeniz gerekir. Tozlarını yutmanız gerekir. Onun için her yola gidebileceğimiz enduro motorlardan bahsedeceğiz. Motora binerken sadece ehliyet almak yeterli değil. Bunun da bir eğitimi var ve eve sağ salim dönebilmeniz için güvenli sürüş teknikleri var. Bunun için gruplar şehir dışından eğitmenler getirip eğitimlerini alıyorlar. Ki daha sağlıklı bir şekilde ve daha uzun süre motorlara binebilmek için. Peki bir motora bindiğinizde ne gibi güvenlik önlemleri alabilirsiniz? Bu güvenlik önlemleri arasında ilk sırada kaskınız geliyor. Kafamızı koruyan, son derece sağlam, görüş sağlayan kasklarımız. Kasksız asla motora binmeyin efendim. Kasktan sonra montlarımız var. Montlarımızda ise burada da gördüğünüz gibi omuzda, dirseklerde ve sırt kısmınızda sizi kazalarda olası darbelere karşı koruyacak zırhlar mevcut. Kimisi plastik, kimisi metal alaşımlı zırhlarımız mevcut. Bunları giyiyoruz. Onun dışında elceklerimiz oluyor ve bir de dizliklerimiz var. Bunlar motor pantolonu olarak alabileceğiniz gibi pantolonun içerisinde kompakt şekilde gelenleri var. Bir de her pantolonla giyebileyim derseniz bu şekilde dizinizi koruyacak ergonomisi olan gördüğünüz gibi dizliklerimiz var.
Bunları takarak motorda güvenliğinizi artırabiliyorsunuz. Motor dediğiniz zaman sadece tek başınıza bindiğiniz bir şey değil bu. Motor kullanmaya başladığınız zaman bir kardeşliğin parçası oluyorsunuz. Yolda kaldığınızda inanın ki başka bir motorcu sizi görsün, mutlaka yardımınıza koşacaktır. Birbirlerini asla selamsız bırakmazlar. Biz de motor kardeşlerimizle buluşmak için Melendiz Çayı kenarında yöremizde bolca bulunan söğüt ağaçlarının gölgesine doğru ilerleyeceğiz. Şimdi sağlıklı bir sürüş için ekipmanımı giyiyorum ve yola çıkıyorum. Evet sevgili Aksaray Keşfet Programı seyircileri, misafirimiz geldi. Sayın Süheyl Yurdumakan, Aksaray Motosiklet Gezginleri Başkanı olarak bugünkü programımızın onur konuğu. Hoş geldiniz Süheyl Bey. Hoş bulduk Hakan Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizlere sormalı. Sağ olun, biz de iyiyiz. Sizden önce seyircilerimize motor hakkında bayağı bir bilgi vermeye çalıştık. Sizden istediğimiz ise canlı deneyimleriniz. Tabii. Deneyim, tecrübe her zaman bilgiden daha kıymetlidir. İsterseniz motora nasıl başladınız? Oradan başlayalım konuya. Daha sonra işte motorla ilgili Aksaray'da neler yaptınız? Aksaray'ın tanıtımına katkıları var mı? Projeleriniz var mı? Gerçekleştirdiğiniz veya gerçekleştirmek istediğiniz ve motor kültürü nedir? Bir kültür sonuçta. Tabii ki. Nedir? Bir de bilinçli motorcu nedir? Bunlar üzerine sizden deneyimlerinizi, tecrübelerinizi ve bilgilerinizi alalım. Tabii. Motosiklete ben bir hevesle başladım aslında lise yıllarında. Ufak tefek arkadaşlar motorunu binip daha sonra hevesle motorumu alıp 2 yıl kadar kullandıktan sonra bayağı bir ara verdim. İş, güç ve evlilikten dolayı. 2012 yılında tekrar geri dönüşüm oldu. Ama tam bir dönüşüm oldu. Evet. Dedim ki bir hayatım bundan sonra ben motosiklet üstüne kuracağım. O şekilde yaşayacağım diye motosiklete öyle başladım 2012 yılında. O dönemlerde ufak tefek geziler yapıyordum. Gittiğim festivallerde bu sefer de nereden geldiniz diye sorduklarında Aksaray dediğimde şaşırdılar. Peki festivaller, gittiğim festivaller diyorsunuz, bu motor üzerine festivaller mi yapılıyor? Tabii ki. Türkiye çapında il il ve özel grupların etkinlikleri oluyor, festivalleri oluyor, kampları oluyor. Her motorcu buraya ücretsiz bir şekilde katılabiliyor. Çok herkes güzel. Açıktır. Çok büyük güzel. Küçük motosiklet fark etmiyor. Yeter ki iki teker olsun. Çok güzel. Aksaray zaten İç Anadolu bölgesinde, orada motorcu var mıdır düşüncesiyle dedim tabii ki var. Yani dönüşte de bunu sorduklarından dolayı dedim ki bir grup kurayım.
Evet. Aksaray'ımızı bu şekilde de tanıtabiliriz. Aksaray Motosiklet Gezginleri o zaman 2012'de bu şekilde kuruldu. Aynen bu şekilde kurduk. Evet. Motorcularımızı Aksaray'a bir araya getirdik. Onları da kendimiz etkinlikler, gezileri yaptık. Onları planladık. Türkiye ve yurt dışı gezilerimiz oldu. Bu konuda o esnada tabii ki Aksaray'ı nasıl tanıttık? Biz de her gezimiz için ayrı bir sticker hazırladık. Evet. O stickerlarımızı da biz de her gittiğimiz bölgelerde onları yapıştırıyorduk mesela. Bakabilir miyiz onlara? Tabii ki. Bu İtalya 2018 gezimiz. Evet, 2018'de İtalya'ya grubunuzla tura gittiniz. Tabii ki. Buradan çıkıp araç falan sadece motorla. Tabii ki sadece motorla. Kaç kilometre yol yaptınız? Gidiş dönüş toplamda 6200 kilometre. 6200 kilometre tabii. Kaç günde? 11 günde 11 ülke geçtik aslında. Yaklaşık yani. O zaman 500-600 kilometre arası yol yapıyorsunuz bir günde. Evet. Biz seviyoruz aslında. Yolda olmayı seviyoruz. Peki o zaman doğru mu anladım? Bu gezdiğiniz yerlerde de bu stickerları orada uygun yerler var. Oralara yapıştırıyorsunuz. Aksaray'dan motorcular geldi ve buraya ziyaret etti diye yapıştırıyorsunuz. Peki bunların bir geri dönüşü oluyor mu? Oraya sticker'ı yapıştırınca yani sadece orada kalıyor mu? Yoksa bizim tanıtımımıza veya sizin tanıtımımıza bir katkı sağlıyor mu? Bir geri dönüş oluyor mu? Sağlamaz olmaz mı? Türkiye'de bir arkadaşımız oraya gittiğinde bizim sticker'ımızı görüyor tabelada. Evet. Nerede görüyor bunu? İtalya Stelvio geçişinde. İtalya Stelvio'da? Evet. Orada görüyor, fotoğraflıyor ve sosyal medyada bizim sayfamızda paylaşıyor. Diyor ki Aksaraylı motorcu kardeşlerim buraya uğramış. Ben evet. De bunu gördüm. Aynen. Hoşuna yani, gitmiş ve fotoğraflamışlar. Siz Türkiye'deki birine yurt dışından Aksaray'ı tanıtmış oluyorsunuz. Aynen öyle. Ne güzel. Oraya ne kadar güzel. Gittiğimizi diğer ülke vatandaşlarımız da görmüş oluyor. Tabii onlar da görüyor. Tabii ki. Ya bu şart değil. Yani motosiklet ve arabayla peki, da. Peki İtalya gezindim. Dışında başka hangi turlar yaptınız? Romanya'mız var. Balkanlar 2017. Orada da Transfaragaşan, evet. Transalpine geçişlerimiz oldu bu şekilde. Kışın Medran yapıyoruz. Medran nedir? Medran, yıla nasıl başlarsanız öyle devam eder bir inanış vardır. Biz de 1 Ocak'ta motorcu arkadaşlarımızla bütün yıl motor üstünde olalım diye motorumuzda kışın, kar, kış fark etmiyor. Ufak bir gezi düzenleyip Medran'ımızı yapıyoruz ki bütün yıl motorla gezelim diye. Evet, sayın seyirciler. 2017'de yapmıştık bunu zaten. Medran, çılgın sürüş anlamında 1 Ocak'ta ister kar yağsın, İster yağmur yağsın, motorcular garajlarından motorlarını çıkarıyor ve bütün yıl ne kadar çok motor sürebilirim o amaçla motorlarını çıkarıyor. Yapabiliyorsa bir sürüş yapıyor, yapamıyorsa hatta garajına geri çekiyor. Ama tabii. Bir kez onu çıkartıyor. Bunun mantığı nedir? Motora her hava şartında binemiyorsunuz. Bahar aylarında başlıyor ve sonbaharda bitiş yapıyor. Çünkü yağan yağmur, kar, hava soğukluğu, buz motorda sizin kaza riskinizi çok ama çok artırabiliyor ve motorcular her yeni yılda daha çok sürebilelim diye Medran faaliyetini gerçekleştiriyor. Doğru mu anlamışım söyledim? Tabii ki. Aynen. Evet. Hocam. Başka hangi bir Doğu Ekspresi mi yaptınız? Doğu Moto Ekspresi yaptık. Onun da amacı şöyle. Doğu Ekspres trenimizin güzergahı üzerinde biz de dedik ki aynı şekilde popüler olmuş olan bu gezimizi biz de motorumuzla gerçekleştirelim diye öyle bir gezi de yapmış olduk. Evet, çok güzel. Peki şimdi motor dediğimiz zaman halkımız veya insanlar pek sıcak bakmıyor. Kaza riski yüksek, sağlık tehlikesi daha fazla diye. Bu sizce ne durumda? Siz nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Doğru aslında ama şunu söylemek lazım. Hangi işi yaparsanız yapın, hakkıyla yapmak lazım. Motosiklette iki kat daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bu yüzden de eğitim almak şart. Eğitim aldım ben motosiklete binebilirim artık değil de. Evet. Bunun üzerine bir eğitim daha alırlarsa güvenli sürüş eğitimi daha rahat seyahat edeceklerdir. Daha dikkatli olacaklardır. Bunu da halka bilinçlendirmiş oluruz bu şekilde. Evet. Yani sayın seyirciler ehliyet almak sizin motoru kullanmanızı, trafiğe çıkmanızı sağlıyor. Ama motorun kullanılış şeklini, hızlanmasını işte sürüş şeklini evet onlar düşündüğümüz zaman evet. Sizin ekstra eğitimler almanız gerekiyor. Güvenli sürüş eğitimleri. Bunlar sizin daha sağlıklı bir şekilde motor keyfini yaşamanızı ve eve sağ salim dönmenizi sağlıyor. Aynen hocam. Peki, bunu biz Aksaray'da da gerçekleştirdik. Eğitimler Aksaray'da. Aksaray'da gerçekleştirdik motorcu arkadaşlar. Peki burada bir kurum var mı bunu veren yoksa? Yok, Türkiye içerisinde bir kurumla biz görüştük. Oraya geldiler. Bize hem yetkili kişiler geliyor. Size
güvenli sürüş eğitimlerini veriyor. Sanırım bunlar kademe kademe hatta. Tabii ki kapalı alan teorik derslerden başlıyor. Sonra sürüş, uzun yol sürüşleri şeklinde devam edip gidiyor. Peki şöyle bir şey söyleyelim. Seyircilerimiz merak ediyordur illaki. Bir kişi neden motor sürsün? Neden? Bir sebep olması gerekir. O kadar paralar verip alınıyor bu motorlar ve her tur yakıt parasıydı, giderlerdi, bir maliyeti var. Evet. Neden motor olsun? Neden bir kişi motor sürsün? Yolda giderken birebir siz rüzgarı hissediyorsunuz. Birebir renkleri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Birebir etrafın kokusunu siz en keskin siz alıyorsunuz. Evet. O amaçla bunu bir kere hissettikten sonra bir daha bırakması zor. Yani otomobilde olduğu gibi bir kafesin içinde değilsiniz. Tabii, rüzgarı oluyoruz. Hissediyorsunuz, onlar ışığı için. Hissediyorsunuz, aynen. Teninize değiyor. Tabii, aynen. O da diyorsunuz ki sizi alıp duygu. Götürüyor. Yani özgürlüğümüzü motorumuzun üzerinde yaşıyoruz diyebiliriz. Evet, tabii bunu bilinçli bir şekilde mutlaka. Yapacağız. Her işi yaptığımız gibi bu işi de bilinçli yapmamız lazım. Evet. Peki Süheyl Bey, bu Romanya, İtalya, Doğu Ekspresi, bu Türkiye'deki kıyılar, onları gezdik diyorsunuz. Bunlar gerçekleştirdiğiniz projeler. İleride ufukta gezi ve Aksaray tanıtımı üzerine ne projeleriniz var? İlk projemiz aslında 18 günde 81 ilimizi gezmek. 1881 Atatürk'ün doğum günü. Onu ithafen öyle bir Türkiye'mizi tamamen gezmek istiyoruz. Peki 18 günde 81 il nasıl olacak? Büyük bir planlama gerekir büyük sanırım. O planlaması aslında daha devam ediyor. Peki daha bu ediyor. Bir defada mı olacak yoksa parça parça mı gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? Yok bir defa, 18 gün. 18 günde başlayacak ve bitecek aynen, bütün Türkiye'yi. Büyük bir proje, güzel bir proje ve zorlu bir proje sanırım. Evet. Sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Sayın Süheyl Yurdumakan'dı. Aksaray Motosiklet Gezginleri Başkanı. Bize motordan, motor kültüründen, Aksaray'ın tanıtımına motorun nasıl bir katkısı olduğundan bahsetti. Kendisi aynı zamanda fotoğrafçı. Birazdan sizlerle pan tekniğiyle fotoğraf nasıl çekilir? Bunu paylaşacağız. Pan fotoğrafı nedir? Önce ondan bahsedelim. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi hareketli bir nesnenin sabit gibi durup da sabit yerlerin hareketli çıkmasını sağlayan bir çekim tekniği. Burada en önemli şey enstantane değeriniz. Enstantane değerinizin yavaş olması gerekiyor ki hareketli bir cisimle siz onu takip ederek çekim yaptığınızda arkadaki zemin kaygan bir, flu bir çizgi şeklinde fotoğrafınızda çıksın. Bunun için fotoğraf makinenizde ilk ayarlamanız gereken şey enstantanenizdir. 1 bölü 15 olur, 1 bölü 25 olur, 1 bölü 5 olur. Fotoğrafınızı çekeceğiniz nesnenin hızına göre bunu ayarlarsınız. Daha sonrasında diyaframınız, çekeceğiniz nesnenin büyüklüğüne göre diyaframınızı ayarlarsınız. En sonda ISO değerinizi ortam ışığına göre ayarlar ve fotoğrafınızı çekersiniz. En önemli şeylerden biri de pan fotoğrafta seri çekimde bunu yapmanız. Tek çekim olarak sizin o kareyi yakalamanız pek mümkün değil. Onun için fotoğraf makinenizi seri çekim moduna alıyorsunuz. Deklanşöre bastığınızda, birazdan uygulamasını göreceksiniz. Deklanşöre bastığınızda fotoğrafınızı çekeceğiniz nesneyi, hareketli nesneyi aynı hızda takip ediyorsunuz ve fotoğraf çekerek. 3 fotoğraf olur, 5 fotoğraf olur, 6 fotoğraf seri halde. Onlardan birkaç tanesinde modeliniz çok net. Onun dışında yol, ağaçlar, zemin, arkada her ne varsa çizgi şeklinde flu çıkacaktır. Evet Aksaray Keşfet seyircileri, bugünkü konuğumuz Sayın Süheyl Yurdumakan'dı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı, buralara geldi motoruyla, bizi bilgilendirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ayrıca motosikleti fark edin sticker'ı hediye etmek istiyorum. Ki arabalarımıza, motorlarımıza bunu yapıştıralım. Dışarıdan insanlar bunu gördüğünde hiç olmazsa bir katkımız sağlamış olsun. Yani motora farkındalığı artıralım diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Arabamıza yapıştıralım. Çok sağ ol. Şöyle gösterelim.